Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iftara harika bir çorba yapacağım arkadaşlar. Arkadan babam bakıyor. Camın arkasından gitti geldi. Gitti mi? Evet. Arkadaşlar düdüklü de yapacağım. Hem kolay olacak hem de pratik olacak. Şimdiden yapacağım. Neden? Şimdiden yapayım ki aradan çıksın arkadaşlar. Erken saatte yapıyorum. Şimdi malzemeleri sayıyorum arkadaşlar. Arada sırada tekrardan araları malzemeler eklenecek. Arkadaşlar burada bir adet soğanım var. Mor soğan kullandım ben. Burada bir su bardağı kırmızı mercimeğim. Ondan sonra arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar pirincim var. 2 yemek kaşığı kadar da şeyim var. Bulgurum var. Bir adet havuç. Bu kadar şimdilik. Tamam. Şimdi abla hem sohbet edelim. Çorbamızın adı ne bu arada? Çorbanın adı uydurmasyon bir çorba olacak biraz. Mahluta çorbası. Aslında ne? Mahluta. Evet, yöresel bir çorba. Terbiyeli olacak yine. Terbiyeli, evet. Yoğurt terbiyeli, yumurta sarılı. Güzel bir çorba. Daha önceden ben bir yerde içtim abla bu çorbayı. Evet. Yöresel bir çorba olduğunu söylediler. Arkadaşlar büyük büyük doğruyorum. Neden? Blender'den geçecek arkadaşlar. Blender'den geçecek. Ondan dolayı çok fazla özen göstermiyorum. Doğrayamadım. Soğanlar kışın soğumuş biraz. Evet, ondan dolayı da doğrarken hep elimizden kayıyor. Kepermiş. Koydum. Yalnız ne güzel diyorsun. Soğanlar kışın ne olmuş soğanlar? Soğumuş dedim. Arkadaşlar. Soğanlarımızı bu şekilde iri ince. Canım hani nasıl istersin? Aynı. Zaten blenderdan geçecek arkadaşlar pişince. Ya geçmezse? Geçer. Ama çok fazla geçirmeyeceğim. Ben onu hiç hesaba katmadım. Olsun, arada içinde kalsın, bir şey olmaz. Lezzet verir. Sonra annem demesin kız bu ne? Acaba küçülsem mi biraz? Arkadaşlar bu arada düdüklü tenceremin dibine sıvı yağımızı koyduk. Sıvı yağını çok az bir şey koydum. Bu arada arkadaşlar diğer tenceremizde de sütümüz kaynıyor. Süt. Annem süt almış. Bunun bu arada göbeğini ittim. Arkadaşlar altını açıyorum. Sonra az bir şey pembeleştireceğim ben. Bu arada havucun içini kullanmayacağım abla. Tamam. Yeter bu kadar havuç. Salatada da yapabiliriz. Hı? Salataya da koyabiliriz. Tabii ki her şeye çok güzel olur. Aslında arkadaşlar isterseniz rendeleyebilirsiniz de. Blender'dan geçirmeye denebilirsiniz bu çorbayı. Ama ben blender'dan geçireceğim ya abla. Evet, şöyle bir iki blender'dan geçince daha lezzetli olacaktır. Aslında tane tane şöyle ağzı yine de lezzetli olur. O bakış neydi? Anlayamadım ne demek istediğini, o yüzden sanırım. İçinde böyle hani tane tane kalıyor ya. Nasıl tane tane bir tane? Yani içinde havucu, soğan az çok içerisinde pişse de böyle ağza geliyor ya, onu demek istedim. Sen ağza gelmesini istiyorsun az şu. Öyle de olabilir. Evet. Yalandan şöyle az bir şey de şey yaptım arkadaşlar. Havucunu da içine şöyle aktardım. Çok az kavrulacak. Çok az bir şey. Tamam. Kavruklamaya da bilirler. Bütün malzemeleri koyup direkt haşlayabilirlerdi. Ama böyle olunca sanki daha lezzetli. Burada. Evet. Tahta kaşık arıyorum abla çekmeceden. Tamam, o elindeki şu elinin altında göremiyor arkadaşlar. Gerçekten göremiyor. Gördüm. Kavruldu mu? Hı? Kavruldu biraz mu? Daha abla. Tamam. O biraz kavrulsun o zaman. Şimdi ne yapıyoruz? Mercimeklerini, bulgurunu ve pirincini koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Bu arada kaynamış kokulu suyumuz vardı. Kettle'ımızda kaynamış suyumuz vardı, evet. Ondan koyalım. Arkadaşlar bu arada yağsını çok az koydum ya. Ondan dolayı hiç kavruklamadan direkt suyunu ekleyeceğim ablacığım. Tamam. Sen de dibime geliyorsun. Gel bari. Arkadaşlar şu an 400 ml'lik suyumu koydum.
400 milim daha koyacağım. Tamamdır. Bir 200 milim, ay elim yandı. Çok sıcak. Bir 200 milim daha koyacağım abla. Tamam. Şimdi düdüklümüzün kapağını kapatacağım. Pişmeye bırakacağız arkadaşlar. 15-20 dakika kontrollü bir şekilde. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Suyunu koyduk bu şekilde. Evet. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapatmadan önce arkadaşlar içine çok az bir şey tuz ekleyeceğiz. Tuzunu unutmayalım. Bu bir tatlı kaşığı kadar olacak abla. Olur. Tuzunu piştikten sonra da konuluyor zaten. Olsun, ben şimdiden koyayım. Tadını alsın dedin. Evet. Tamam. Şimdi düdüklümüzün kapağını şöyle güzelce kapatalım ablacığım. Tamam. Bu arada arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Eğer bizim gibi şuranın tokmağı varsa burası ilk başta açık. Altı yüksek ateşte kaynayana kadar, sonra kısık ateşte 15 dakika 20 dakika pişecek. Arkadaşlar şimdi düdüklümün kapağını açtım. Blender'dan geçireceğim biraz. Ablam da bu arada burada süt kaynattığından dolayı taşta taşacak diye korkuyorum. Ben yapacağım arkadaşlar. Hafif şimdi blenderdan geçireceğiz. Sonra ocağımıza tekrardan alacağız. Normalde ocakta devam etmem gerekiyor ama malum ablamın işi var. O yüzden blenderdan geçirelim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar güzelce blenderdan geçirelim. Kremasını koyarken görüşelim. Abla. Efendim. Çorbamızın kıvamı bu şekilde. Çok fazla geçirmedim. İçinde hafif taneleri kalsın istedim. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada yumurtanın sadece sarısı var. 2 yemek kaşığı da yoğurdumu güzelce çırptım. Bu da terbiyesi. Tamam. Şimdi abla, buradan hemen bunun içine birazcık aldım. Şu şekilde karıştırıyorum. Biraz daha alayım. Bu şekilde. Şimdi terbiyesini yavaş yavaş karıştırırken dökelim. Güzelce. Gördün mü bak rengi nasıl değişti? Evet, değişti rengi. Ben şimdi arkadaşlar bunu güzel güzel karıştırayım. 2 dakika böyle pişirelim arkadaşlar. Ondan sonra üzerine sosunu mu koyacaksın tekrar? Evet, üzerine bir de ayrı sos yapacağım ablacığım. Tamam. Yapacağım, unuttun herhalde. Tamam, olur. Arkadaşlar ben cezvede yapacakmışım. Ablam öyle dedi. Ortalığı batırma dedi. Aynen. Şimdi ben bunun içine ne koyacağım? Kaşığı salçası süreceğim. Koy, evet. Kaşığı sürebilir miyim? Tabii. Tatlı kaşığı. O. Arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı dolusu salçasına koyalım. İki yemek kaşığı. Ama ben biraz arkadaşlar daha azaltmaya çalıştım. Ama salça güzelce kokusu çıkana kadar ben onu bir kavruklayayım. Tamam, kavrulsun. Arkadaşlar nar ilişkisi ekliyorum. Siz nar ilişkisini seviyorsanız arttırabilirsiniz ama arkadaşlar bana bir yemek kaşığı kadar yeterli oluyor. Normalde iki yemek kaşığı kadar koyuyorlar. Ama ben biraz daha az. Salça abla bu arada güzelce kavruklansın, kokusu şöyle bir buram buram gelsin. Tamam. Bu arada baharatlarımız neler var içerisinde? Baharat olarak çorbamızın içine zaten tuzunu ekledik ya. O yüzden tuz koymuyoruz tekrardan. Burada nanemiz var. Kimyon ve pul biber var. Biraz acı sevenler için. Bu kadar. Evet. Sosumuz pişiyor hala. Kokusunu çıksın bir. Tamam, çıksın. Ablacığım aç. Şimdi ne yapıyoruz? Baharatlarını koyuyoruz arkadaşlar içerisine. Evet, baharatlarını koyuyoruz. Koyamıyoruz. Koyduk. Koydum. Parmağım olmasa koyamayacaktım. Arkadaşlar bu arada nanenin, baharatların çok fazla yanmamasına dikkat edin. Evet, yemeğin tadını değiştiriyor. Kesinlikle. Evet, baharatların da kokusu hemen şu şekilde. Karıştırdık. Yeter. Şimdi çorbamızın üzerine koyalım. İçerisine koyduk. Evet, içerisine direkt bu şekilde gördüğün gibi gerçekten aktardım abla. Evet. Arkadaşlar güzelce karıştırın çorbayı. Güzel güzel salça içinde iyice kaybolana kadar karıştıracağız.
Arkadaşlar salçayı koyduktan sonra, sosumuzu koyduktan sonra güzelce 2 dakika karıştırıp altını kapatıp yemeğe hazır bir hale getiriyoruz. Üzerine dilerseniz az bir şey tekrardan nane ekleyip yiyebilirsiniz. İstediğiniz gibi, dilediğiniz gibi yiyin arkadaşlar. Afiyet olsun yapan herkese.